Sevgili Sat 7 Türk izleyicileri, bugün de Sat 7 Türk çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Nasılsınız bugün? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ben çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Zaman zaman evde sıkılsam da zaman zaman genelde Tanrı ile zaman geçirmeye çalıştığım günlerde kendimi daha mutlu, daha enerjik hissediyorum. O yüzden hepinize buradan tavsiye olarak şunu söyleyebilirim ki güne duayla başlarsanız, güne Tanrı ile zaman geçirerek başlarsanız bütün bir gününüz çok daha keyifli, çok daha enerjik ve çok daha az sıkılarak geçiyor diyorum arkadaşlar. Evet, ekranlarımızı ilk kez saat tam 4'te açan izleyicilerimiz için hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda Saat 7 Türk Çocuk programındasınız. Hafta içi her gün, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat tam 4'te Saat 7 Türk Çocuk programında burada Nora'yla, yani benimle buluşuyorsunuz. Ve tabii ki de burada bu programda bir sürü farklı şey yapıyoruz. Değişik değişik, böyle farklı farklı. Zaman zaman birilerini mutlu ettiğimiz, böyle ellerimizi kullanarak, evdeki malzemelerimizi kullanarak birilerine hediyeler yaptığımız. Zaman zaman düşünüyorum neler yapıyoruz. İşaret dili öğreniyoruz, işaretlerle konuşuyoruz birlikte. Sonra deyimleri öğreniyoruz. Şaşırtan bilgilerle şaşırıyoruz. Nasıl, ne zaman bölümünde nasıl ve ne zamanla ilgili bir sürü şey öğreniyoruz. Yani nasıl, mesela bir şeyin nasıl olduğunu, ne zaman olduğunu, böyle şeyler öğreniyoruz. Ve gerçekten birlikte çok güzel zaman geçiriyoruz arkadaşlar. O yüzden bence bugün ilk kez Saat 7 Türk Çocuğu izliyorsanız bence bugün bölümün sonuna kadar şöyle bir göz atın derim sizlere. Şimdi arkadaşlar, normalde her zaman ben bu açılış bölümünde bir şey yapıyorum. Bir görev veriyorum sevgili arkadaşlarım, ama acaba bugün sevgili arkadaşlarım için hazırladığım görev nedir arkadaşlar? Bu görevi çok seveceksiniz. Aslında gerçekten de bu görev bence bizim en çok yapmamız gereken görevlerden bir tanesi. Hayat boyunca uygulamamız gereken görevlerden bir tanesi. Arkadaşlar hep birlikte 5'ten geriye doğru sayalım ve ardından görevimizi görelim hep birlikte. 5, 4, 3, 2, 1. Göreviniz bir ayet ezberlemek arkadaşlar. Bir ayet ezberle. Bu görev çok önemli bir görev. Çünkü gerçekten hayat boyu bizim işimize yarayacak. Hayat boyu Tanrı'nın sözlerini sadece ellerimizdeki kitaplarda değil, kalbimizde ve yüreğimizde ve beynimizde taşımamıza yardımcı olacak bir görev arkadaşlar. Bazen mesela korktuğumuz zamanlarda aklımızda cesur olmakla ilgili hemen bir ayet gelmiyor. Çünkü arkadaşlar biz o ayeti ezberlememiş oluyoruz. Ama ne yapıyoruz o zaman? Kutsal kitaptan bulmamız gerekiyor. Ama bir de düşünsenize, onu aslında kutsal kitaptan bulmaya çalışmak yerine o anda, hemen o anda, böyle zaten o ayetin kafamızda olduğunu, harika bir şey olmaz mı? O zaman hemen Rab bizi cesaretlendirecek kendi sözüyle. Ve mesela bunun gibi birçok örnek için aynı şey geçerli. Sıkıldığımızda, üzüldüğümüzde, belki sevindiğimizde, belki zor bir zamanda olduğumuzda, hiç fark etmez. Her zor durumda kutsal kitapta Tanrı'nın sözünden bizi gerçekten güçlendirecek ayetler çok fazla var. Tanrı'nın sözü bu konuda çok fazla. O yüzden ayet ezberlemek bizim için çok faydalı bir şey. Peki acaba bunu nasıl yapabiliriz? İpuçlarına gelelim arkadaşlar, ama ipuçlarından önce sizleri şöyle minnoş bir Ege'ye göndereceğim. Ege'yi izledikten sonra görevimizin ipuçlarıyla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Çok fazla havuç yerseniz vücudunuz turuncumsu bir renge döner. Bunun nedeni karoten maddesidir. Gerçi bu bilgiye göre tavşanların beyaz değil turuncu olması gerekmez miydi? Ve ayrıca turunculuk burundan başlar. Dalmaçyalılar beyaz renkli doğar. Benekleri sonradan oluşur. Doğum lekesi olmadığına şaşırırım ben. Dünyadaki en yaygın göz rengi kahverengidir. Kahverengi göz aslında mavi gözdür. Gözlerinin üstündeki melanin pigmenti yüzünden kahverengi gözükür. Aslında en sağlıklı rengi siyahtır. Diğer renkler pigment eksikliğinden oluşur. Siyahi kişilerin saçları kıvırcıktan başka şekilde olamaz. Genetik olarak bu mümkün değildir. Tabii kuaföre gidip düzeltmezlerse. Dünyadaki tüm okyanuslar 8 milyar tane olimpik havuzu doldurabilir. Bence okyanusları koca bir havuza çevirmek keyifli olabilir. İçindeki köpek balıklarını ve tuzu çıkarmak şartıyla. Ege, sana koca
kocaman kocaman teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Şimdi kaldığımız yerden ipuçlarımıza devam edelim görevimizle ilgili. Görevimiz neydi? Bir ayet ezberle. Hatta keşke her gün bunu yapabiliyor olsanız ya da haftada belki iki kez, haftada üç kez yeni ayet ezberlemeniz sizler için harika olur. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bir kere öncelikle hep hatırlamak istediğin bir konu belirle. Mesela cesaret, şifa, sevinç, sevgi, hastalıklardan iyileşmek ya da korkmamak gibi. Öncelikle böyle bir konuyu belirle. Senin için bu dönem özellikle ihtiyaç duyduğun konu hangisi? Hangi konuda Rab seni güçlendirsin istiyorsun? Hangi konuda değişmek istiyorsun? Hangi konuda yeni, kutsal kitaptaki yeni fikirlerle, kutsal kitaptaki Tanrı'nın sözüyle kendine yeni bir fikir kazandırmak istiyorsun? Öncelikle bu konuyu belirlemen gerekiyor sevgili arkadaşım. Çok kolay. İlkini yaptık. Devam edelim diğer ipucuna. Tüm bunları Tanrı'nın vereceğini, mesela cesareti, şifayı, sevinci, sevgiyi, Tanrı'nın vereceğini ve mümkün olduğunu hatırlatan bir ayet seç kendine. Bunun için ailenden ya da pastörümden fikir alabilirsin. Mesela diyelim, dediğim gibi bu aralar hastalık konusuyla ilgili çok sık hasta olduğunu düşünüyorsun ve artık iyileşmek istiyorsun tamamen, hiç hasta olmak istemiyorsun diyelim. İşte o zaman bu konuda pastörüne diyebilirsin ki sevgili pastörüm, benim bu konuda bir cesaret ayetine ihtiyacım var. Bu ayeti ezberlemek istiyorum ve bu konuda şifa alacağım konusunda benim imanımı güçlendirsin diyelim. Ya da dediğim gibi başarısız olduğunu düşünüyorsun ama Tanrı'nın her zaman senin yanında olduğunu bilmeye ihtiyacın var. O zaman bununla ilgili ailene ya da pastörüne sorabilirsin. Eğer aklında böyle bir konu yoksa dua edip Rab'be sorabilirsin. Bu da çok önemli. Belki o sana bir ayet söylemek isteyecek ve sonra daha sonra bu ayeti gün içinde en az 5 kez okumalısın bence. En az 5 kez o gün boyunca. Ve hatta ezberleyebilmek için sürekli göreceğin bir yere koy. Bunun için mesela bir post-it kullanabilirsin. Renkli renkli kağıtlara yazıp, belki defterinin kapağına, belki kitabının kapağına, belki çalışma masana, belki panona, belki de ilk uyandığında mesela bir duvarına gördüğün ilk yer olabilir. Hem sabah uyandığında hem de akşam yatarken gördüğün ilk yer ve son yer olabilir. Bunlar senin aklında kalmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde ayeti hatırlaman gerektiğinde, korktuğunda, üzüldüğünde veya başka bir şey hissettiğinde bu ayeti direkt olarak hatırlayarak teşvik olacaksın. Tanrı'nın sözünü hem kalbine hem de aklına yazmış olacaksın. Bu çok önemli. Mesela benim seçtiğim ayet ezberlemek için Yeşu 1:9. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrı Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ezberledim bile. Yeşu 1:9 arkadaşlar. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Çok kolay ve Tanrı'nın sözünü yüreğimizde taşımak gerçekten bu dünyanın en güzel şeyi. Şimdi arkadaşlar artık sizleri şöyle güzel bir kumdaki hikayeler izlemeye gönderiyorum. Haydi bakalım kumdaki hikayeleri izleyin. Sonra biz burada nasıl, ne zaman bölümünde buluşacağız.
adında bir ferisi vardı. Ferisiler kendilerinin herkesten daha iyi insan olduklarına inanırlardı. Tanrı'nın yasalarını harfiyen yerine getirdiklerini sanarlardı. Bu yüzden de günahkarları sevmezlerdi. Bir gün Simon, Rab İsa'yı evine yemeğe davet etti. Rab İsa, günahkarları ve vergi görevlilerini de sevdiği için Ferisilerin kendisini eleştirmelerine rağmen bu daveti kabul etti. Rab İsa'nın Simon'un yemek davetini kabul ettiği haberi hemen yayıldı. Günahkar bir kadın bu haberi duyunca hemen Simon'un evine Rab İsa'yı görmeye gitti. Aceleyle içeri girip Rab İsa'yı görünce, elindeki güzel kokulu yağ ile birlikte Rab İsa'nın ayaklarının yanına oturdu. Simon bu olanlardan dolayı şaşkınlık içindeydi. Çünkü Ferisiler günahkarları sevmezdi. Simon kendi kendine, bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının kim ve ne türlü bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı diye düşündü. Rab İsa Simon'a dönüp şöyle dedi. Simon, bak sana ne anlatacağım. Bir gün bir adamın iki kişiden alacağı vardı. Birincisi 500 dinar, diğeri ise 50 dinar borçluydu. Ödeyecek paraları olmadığı için adam bu ikisinin borçlarını sildi. Şimdi söyle bakalım, borçlu olanlardan hangisi bu adamı daha çok sevecektir? Simon, sanırım kendisine daha çok bağışlanan diye cevap verdi. Daha sonra İsa kadına bakarak Simon'a şöyle dedi. Evine girdiğim zaman ayaklarımı yıkamam için bana su vermedin. Fakat bu gördüğün kadın hemen gelip gözyaşlarıyla ayaklarımı yıkadı ve saçlarıyla sildi. Sen başıma yağ sürmedin ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle çok olan günahları bağışlandı. Çünkü o daha çok sevdi. Kadın ağlayarak İsa'nın ayaklarını gözyaşlarıyla siliyor ve getirdiği yağı ayaklarına sürmeye devam ediyordu. Rab İsa kadına dönüp, "Günahların bağışlandı, imanın seni kurtardı, esenlikle git," dedi. Bu bölümün sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. "Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim." Luka 5. bölüm 32. ayet. Arkadaşlar, nasıl ne zaman bölümüne hoş geldiniz. Şimdi birazdan bu bölümde nasıl ne zaman bölümünde bugün hangi konu hakkında öğreneceğiz. Birazdan onu göreceğiz. Sorumuz gelecek. Ondan sonra da birlikte bu soruyu cevaplayacağız. Ama size küçük bir ipucu vermek istiyorum. Bu bölümde öğreneceğimiz bilgi gerçekten böyle koskocaman, bizden bayağı böyle büyük bir canlı türü hakkında. Ve bence onları çok seviyoruz. Belki yanına hiç yaklaşamamış olabiliriz daha önce. Ama en azından onları hakkında yapılan çizgi filmler, onlar hakkında yapılan filmler gerçekten çok tatlı oluyor. O zaman eğer hazırsanız haydi bakalım sorumuz gelsin.
kahverengi ayılar kış boyunca nasıl uyurlar? İşte bir sürü soru işareti. Hiç daha önce bu soru aklınıza gelmiş miydi arkadaşlar? Benim gelmişti ama cevabını bilmiyordum. İşte sizler için bu konuyu araştırdım ve kahverengi ayıların kış boyunca nasıl uyuduğu hakkında birazcık bilgi topladım. Biliyoruz ki kahverengi ayılar, o böyle kocaman, o böyle tombik ayılar kış boyunca uyuyorlar. Haydi bakalım nasıl uyuduklarını hep birlikte bakalım. Şimdi sonbaharda, kış öncesi kahverengi ayılar vücutlarını yağlandırmak için mümkün olduğunca fazla yemek yerlermiş. Aslında bizim biraz tersimiz gibiler. Biz böyle yağlanmayı, çok böyle kilo almayı sağlığımız için çok doğru bulmuyoruz, çok hoşlanmıyoruz. Ama kahverengi ayılar kıştan önce, yani sonbaharda arkadaşlar, bolca yağlı şeyler yiyerek, yağlı beslenerek vücutlarını yağlandırmaya çalışıyorlarmış. Çünkü yağ vücutlarını sıcak tutmaya yarar. Bunu biliyoruz. Sonra bir yuva kazıyorlar veya ağaçların ya da taşların altında bir yer bulur ve orada uyurlarmış. Kış uykusuna yattıklarında bedenleri tüm fazladan yağı hayatta kalmak için kullanıyor. Onları sıcak tutuyor ve başka ihtiyaçlarını karşılıyor bir şekilde. Kahverengi ayılar yılın tam olarak, inanmayacaksınız ama, 8 ayı boyunca kış uykusuna yatarlarmış. Zaten geriye 4 ay kaldı. 8, 9, 10, 11, 12. 4 ayda uyanık kalsınlar bir zahmet. Kış uykusu boyunca sıkça uyanır, yuvalarında gezinirlermiş. Hatta dışarıda kısa bir yürüyüş bile yapabilirlermiş arkadaşlar. Yani uyku aralarında arada bir uyanıyorlarmış. Ama en sevdikleri yiyecek olan yemişler ve meyveler gitmiştir maalesef ve her yeri kar kaplamıştır. Bu yüzden yuvalarına döner ve uyumaya devam ederler. Dişiler, özellikle dişiler de kış uykusu sırasında yavrularıyla ilgilenmek için uyanırlarmış. Ne kadar tatlı değil mi? Anne ayıcıklar yavrularını yalnız bırakmıyorlar. Kış uykusuna yatan bir ayı uyurken daha yavaş nefes alır ve kalp atışı dakikada 45 vuruştan 10'a kadar düşer. Yani hayatta kalabilmeleri için Tanrı'nın yarattığı bu harika bedenlerindeki sistem, bu bedenlerindeki harika sistem onları bir şekilde yönetiyor ve bedenlerinin hayatta kalmasını sağlıyormuş arkadaşlar. İşte aslında kış boyunca, yani evet, kış uykusuna yatıyorlar kahverengi ayılar ama kış boyunca tamamen de uyumuyorlar. Arada böyle uyanıp küçük gezintilere çıkabiliyorlarmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Hadi bakalım, şimdi sırada yine bir hayvan türünden çok sevimli sunucularımız var. Meyvezi gelsin, ondan sonra bizler Tanrı'nın sözünde burada buluşalım. Tam denk geldik be. Nasılsın? İyiyim Zi. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ne güzel bak. Saatimize uyduk. Birbirimizi bekletmedik. Sana domates suyu hazırlamamı ister misin? Vakit kaybetmeyelim. Genç arkadaşlarımıza anlatacaklarımızı bitirelim. Sonra içeriz, olur mu? Olur. Tamam o zaman. Zi, tabletini getirmişsin yine. Yeni bir yapay zeka geliştirdim. Eskisinden daha iyi yani. Nasıl? Yani yapay zekanı anlatıyordun ya. Hiç anlamıyorum şu an. Ya tableti anlatıyordun Zi. Evet, anlattığımız konularla ilgili görseller tablette görünecek. Nasıl ama? Büyük iş değil mi? Harikaymış. Böylece genç dostlarımızın aklında daha iyi yer eder, değil mi? Evet. Mesela domates suyu. Bak. Ya, bak harika ama konudan kopmayalım, olur mu Zi? Tamam o zaman. Aziz Pavlus. Elçi Pavlus'un nereli olduğunu biliyor musun Zi? Zi? Efendim? Cevap vermedin, kaldın öyle. Ben öylesini sordun sandım. Cevabı kendin vereceksin sanıyordum. Bak ben soruyla başlamak istedim. Tamam. Tarsuslu. Evet, harikasın. Elçi Pavlus doyup büyüdüğü şehri şöyle tarif ediyor. Ben Tarsuslu Roma vatandaşıyım. Kilikya'nın hiç de önemsiz sayılamayacak kentinden. Şiir gibi. Evet, öyle.
Tarsus, tarihin her döneminde çeşitli medeniyetler açısından çok önemli bir merkez ve tarihsel birçok olaya tanıklık etmiş bir kent. Mesela? Mesela Persler, Asurlar, Romalılar, Selçuklular, Bizanslılar, Osmanlı İmparatorluğu. Kaç farklı medeniyet yer almış burada. Ama biz bu işin içinden çıkamayız ki mi? Yani hangi beni anlatacaksın şimdi? Hayır, ben asıl konumuza geri döneceğim şimdi. Hı. Roma İmparatorluğu'nun Augustus döneminde İsa'dan önce 10 ila 5 yıllarında doğan Paulus'a. Harika. Paulus 15 yaşlarında eğitim almak için Kudüs'e gider. Tarsus'a geri döndüğünde çok bilgili biri olmuştur artık. Ancak memleketinde onu kıskananlar ve çekemeyenler odur. O da tekrar Kudüs'e döner. Süper. Çok teşekkürler anlattığın için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Burada bitiyor değil mi? Hayır Zihi. Her şey aslında burada başlıyor. Hayır ya. Tamam. Dinlemeye devam o zaman. 34 yılındayızdır artık. Sakın hayır bu yıldayız deme bana, tamam mı? Asla demem. O dönemi anlatıyorsun. Anladım. O kadar da değil ya. Evet. Kudüs. Bu sıralarda Mesih İsa'nın öğretisiyle ona karşı olanlar arasında çekişmelere sahne oluyordu Kudüs. Paulus gerçeği burada görür ve kardeşlerine destek vermeye karar verir. Peki yolculuklar? Evet, yolculuklar da İsa Mesih'i tanımasından sonra başlar tabii. 4 yolculuk var. İlki 47 yılında başlayıp 49 yılında sonlanıyor. Sonraki bölümümüzde ilk yolculuğu anlatıyor olacağız. En heyecanlı yerinde bitirdin ama. Olsun o kadar. Küçük kardeşlerimiz de bizden önce araştırsınlar tabii. Peki ya, Tarsus kenti şimdi nasıl? Keyfi yerinde mi? Yazın eser mi? Kışın yıldırım düşer mi? Biraz genel kültür diyorsun yani. Bak, Tarsus Mersin ilinin en doğusundaki ilçesi. Tahmin edeceğin üzere çokça turistik yeri bulunuyor. Taşkuyu Mağarası, Kleopatra Kapısı, Şelalesi ve ne kilisesi? Aziz Paulus! Evet, tabii ki. Bir yandan yolculukları anlatırken, bir yandan genel kültür bilgileri vermek adına buraları da anlatacağız. Ben sana bir tane doğru mu yanlış mı sorusu sorayım o zaman. Öyle sorularım var diyordu. Yolla gelsin o zaman, bekliyorum. Dikkat, geliyor. Evet. Hazır yanı başımızda tablet varken ilki geliyor. Evet. E-posta terimi elektronik posta sözcüklerinin kısaltılmış halidir. Doğru mu? Yanlış mı? Hay Allah. Çok da zor bir soru yahu. Buna zor diyorsan yandın o zaman. Daha neler var be? Yahu latife ediyorum, latife. Ne diyor? Ya şaka diyorum, anlamıyor musun? Şaka yapıyordum. Tamam. Cevap için doğru, evet doğru diyorum. Evet, bildin. İngilizce'deki e-mail olarak geçen terimin Türkçesi e-posta. Herkesin bir elektronik posta hesabı var artık günümüzde. Bu harika bir şey. Evet, kesinlikle. O zaman bugünlük bu kadar diyelim mi Zi? Diyelim. Sonraki bölümde de artık yolculuklara başlayalım ama. Tamam. Söz. Hadi bakalım. Sen şimdi domates suyunu yap. Ben biraz işim var, gideceğim. Tamam mı? Süpersin. Hemen. Hadi görüşürüz. Hemen. Sözü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde yine birlikte bizi bu hayatta en çok seven kişi hakkında, Tanrımız hakkında, yani güçlü kralımız, bütün dünyayı, evreni yaratan kralımız hakkında, babamız Tanrımız hakkında konuşacağız.
Nerede kalmıştık? Ben hatırlıyorum. Sizler de umarım hatırlıyorsunuzdur. Yaşaya bölümünde kalmıştık arkadaşlar. Yaşaya bölümünü inceliyorduk, okuyorduk birlikte. Yaşaya kimdi? Yaşaya bir peygamberdi ve Tanrı'nın söylediği şeyleri halka iletiyordu. Tanrı'nın söylemesini istediği şeyleri diğer insanlara iletiyordu. Ve biz en son bir mektupta kalmıştık. Aslında sanki Tanrı'dan Yaşaya'ya gelmiş bir mektup diyebiliriz buna. Aslında belki de Tanrı ona bunları söyledi sözde. Ama bizler bunu bir mektup gibi okuyoruz burada. Arkadaşlar nerede kalmıştık? Hatırlıyor musunuz? Tanrı Yaşaya'ya gelecekteki kurtuluş planından bahsetmişti. Birini göndereceğinden, Mesih'i göndereceğinden ve Mesih'in bizleri nasıl kurtaracağından, karanlık dünyamızı nasıl aydınlatacağından bahsediyordu. Mektubumuzun devamını okuyacağız bugün. Nerede kalmıştık? Şöyle bir kısa bir özetle gidelim. En son Tanrı onun ismini söylemişti. Demişti ki İmmanuel, bir bebek doğacak ve annesi kocası olmayan genç bir kız olacak demişti. Ve o Tanrı'nın isteğiyle bir bebek dünyaya getirecek ve o bebeğin adı İmmanuel olacaktı. İmmanuel, Tanrı bizimle yaşamaya geldi anlamına gelir. O Kral Davut'un çocuklarının 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 biri olacak. Barış Prensi. Evet, birisi sizi kurtarmaya geliyor. Ama o kimsenin beklemediği biri olacak. O bir kral olacak ama bir sarayda yaşamayacak. Bir sürü parası da olmayacak. Gerçek dünyadaki krallar gibi. Ki aslında onlar gerçek krallar değil, bizim gerçek kralımız Tanrımız. Ama dünyadaki krallar gibi para içinde, bolluk içinde, tahtlarda oturan bu dünyada öyle bir kral olmayacak. Hatta ben tahmin edeyim, o kral belki de hayvanların yaşadığı bir... Hatırlayamadım şimdi, o kelime aklıma gelmedi ama öyle bir yerde doğacaktı. Çok temiz olmayan, hatta hayvanların olduğu bir yerde dünyaya gelecekti. Çünkü o kadar alçak gönüllü bir tanrıydı o tanrı. O kral. Yoksul olacak, bir hizmetçi olacak ama bu kral bütün dünyayı iyileştirecek. O bir kahraman olacak. Halkı için savaşıp onları düşmanlarından kurtaracak. Ama büyük orduları olmayacak ve kocaman kılıçlarla savaşmayacak. Körlerin görmesini sağlayacak. Sakatların geyikler gibi hoplayıp zıplamalarını sağlayacak. Her şeyi olması gerektiği hale dönüştürecek ama insanlar ondan nefret edecek. Onu dinlemeyecekler. Tıpkı bir kuzu gibi olacak ve acı çekerek ölecek. Çok üzücü. Ama ben bunun nasıl bir son olduğunu biliyorum. Aslında bu gerçek bir son değil. Evet, bu dünyada acı çekerek ölecek. Ama sonsuzluklar boyunca orada olacak. Hatta biz onunla buluşacağız çok sonra. Bu dünyanın başından beri hazırladığımız gizli kurtarma planı. Hepinizi geri getirmenin tek yolu bu. Ama o ölü kalmayacak. Ben onun tekrardan yaşamasını sağlayacağım dedi Tanrı. Ve bir gün dünyayı sonsuza dek yönetmek için geri geldiğinde dağlar ve ağaçlar sevinçten dans edip şarkı söyleyecek. Dünya yüksek sesle haykıracak. Tıpkı suların denizi doldurduğu gibi bütün dünya onun ünüyle dolacak. Üzücü olan her şey gidecek. Ölüm bile ölecek. Bütün gözlerden bütün gözyaşlarını silecek. Evet, kurtarıcı gelecek. Ona bakın. Yolunu gözleyin. O gelecek. Size söz veriyorum. Dedi Tanrı bu mektupta ki bizler bu olayın gerçekleştiğini biliyoruz ve işte bizler bu mektubu tarihi bir mektup gibi okuyabiliriz çünkü bu kurtarıcı gerçekten geldi, Mesih İsa, ve bunların hepsi gerçekten yaşandı ve bu olay olmadan çok önce Tanrı bunu Yaşaya'ya bildirdi. Zavallı Yaşaya Tanrı'nın mektubunu halka defalarca okudu ama kimse onu dinlemedi, hem de hiç. Tanrı'nın verdiği sözü dinlemek istemediler, ona inanmadılar. Acaba gerçek olamayacak kadar harika mıydı? Gerçekten mutlu son olabilir miydi? Ne de olsa kulağa bir peri masalı gibi geliyor ve herkes biliyor ki peri masalları asla gerçekleşmez. Yoksa gerçekleşebilir mi? Bence Tanrı'nın söz verdiği, Tanrı'nın yapacağını söylediği her şey gerçekleşebilir ki gerçekleşecek. Çünkü bizim Tanrımız güvenilir ve gücü her şeye yeten bir Tanrı arkadaşlar. Evet. Bu konuyu da burada böyle bitirmiş olduk. Aslında bizim kurtarıcımızın gelişinin tarihte çok önceden bildirilmiş olduğunu bir kez daha gördük arkadaşlar. Bugünlük Nora abanızdan bu kadar. Nora abanız sizi çok ama çok seviyor. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.